Ve şey, Eslem sana açılmış dün sanırım. Seni tanımak istiyorum gibi. Evet. Bugün dediler ki hani Eslem'i çağıracak gibi bir şey geçti. Eslem'i dedim çağırırsa zaten dedim. Burada dedim ben bir oyun oldum dedim anlarım dedim yani. Dedim ki benden önce dedim tanımak istemesi yani. Hadi şu saçtığımın cümlesini bir yere bağla artık ya. Allah kahretmesin ya. Konuşuyoruz telefondan. Evet. Ve Ama bence olumsuz yani. hala gülmeye devam ediyorsun burada da. Benim Günaydın Sedat. Günaydın Ayşenur, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Vallahi ben deyim, yüzünü gören hasretlik. Yüzünü gören hasretlik diye bir laf var mıdır arkadaşlar? Yüzünü gören cennetlik değil midir o? Yüzünü gören hasretlik var mıdır yani? Yüzünü gören hasretlik de var mıdır? Olabilir, 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 abi, olabilir, bana, olabilir, olabilir. Olabilir oğlum, olabilir. Olabilir. Lavlaştığın kişi arka tarafta otururken sen Aybükelerin masasının oraya geçmişsin. Lavlaştığın kişi mi? Halbuki orada oturmuyordum. Yan masada oturuyordum yani. Senden her iki kişi daha vardı. Hayır dedi. Yemekhane mensubu da masada 3 kişi var. Bir tek Aybüke yok. Niye bir tek Aybüke cevap veriyor, şey yapıyor? Ben yemekhaneye girdim, tamam mı? Yemeğimi aldım. Sonra baktım etrafa. Bütün masalar dolu. Yemekhanedeydi. Niye dedim Meç'in yanına değil de buraya oturuyor? Bana böyle biraz soğuktu, tamam mı kız? Tekrar bir şey isteyince ben de sen yolunu bulursun dedim. Lavabo neredeydi ya dedim. Sen dedin ki gel bebiş ben seni götüreyim. Sen lavaboya götürmek zorunda mıyım? Ben senin annen miyim? Yok, sen yolunu bulursun mu? Sen yolunu buldun mu ne dedim bana? Dedim ki nereden çıkıyorduk ya dedim. Sen yolunu buldun mu? Bulursun mu ne dedi bana? Anam bir şey söyleyeceğim. Biz 35 dakikadır aynı şeyleri konuşuyoruz sanki. Sordum ben direkt. Sedat'ı. Sedat sandalyeye oturmak istedi. Lavabo nerede dedi. Lavabodan çıktıktan sonra bana bebeğim dedi. Bebeğim dedikten sonra sen yolunu bulursun dedi. Sedat yanıma geldi, oturmak istedi. Güvenlikçi abi itiraz etti. Ondan sonra lavaboya gitmek istedim. Lavabodan çıktıktan sonra yolunu bulurum dedi. Sedat sandalyeyle meşleşmek istedi. Çıktıktan sonra güvenlikçi abinin kucağına oturdu. Sedat tuvalete sıçmak istedi. Çıktıktan sonra sen yolunu bulursun bebeğim dedi. Kalede kaleci varken tuvalete oturmak istedi. Tuvaletten çıktıktan sonra güvenlikçi abiyle birlikte tuvalete sıçmak istedi. Sen yolunu bulursun dedi. 35 kere aynı şey konuşuldu gibi geldi bana ya. Kişi var. Kim cevap verdi sana o zaman? Sen yolunu bulursun dedi. Hatta tamam, kim ben... Sen yolunu bulursun dedi. Bir şey soracağım. Sen yolunu bulursun derken ne demek istedin? Sosyal medyadan arkadaşlar bir isteğim, bir talebim var. Artık benim Serdar'ımın üstüne gidilmesin. Esprilerin hiç komik değil diye bu çocuğa kimse DM'den böyle mesajlar atamaz. Atarsa da cevabını Serdar'ımdan alır. Ver coşkuyu. Merak etme. Daha ileri için çabalayacağım. Ya Serdar'ım mükemmel bir insan ya. Merak etme. Daha ileri için çabalayacağım. Mesela bu daha komik mesela bence. Sinirimi bozma. Bozulsun. Hoşlandım, beğendim. Kim varsa alırım. Birilerini ayarlarım. Görürsün. Elim, bebeğim. Bu nasıl bir tehditti ya? Ha? Hayatımda ilk defa vallahi bile yani karşı tarafı pezeveklikle tehdit eden ilk insan. Hoşlandığın herkesi elinden alır, başkalarını ayarlarım. Olabilir, 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 olabilir. Hayır, ben onun hoşlandığı kişileri elinden alırım, burada millete ayarlarım. Ben hoşlandığı kişiyi elinden alırım, millete ayarlarım dedi. Hoşlandığı kişiyi elinden alırım, millete ayarlarım dedi. Tamam abla, sen de tamam aynısını 35 kere söyledin, tamam duyduk lan. Hoşlandığı kişiyi elinden alırım, millete ayarlarım, ondan sonra da kalede kaleci varken gol atarım dedi. Dedi. Tamam duyduk lan. Hoşlandığın erkekleri dedim, alırım elinden. Ablacım tamam tamam izlemişsin önceden, tamam edilmişti böyle bir cümle, onu izlemişsin gelmişsin, tamam anladık, elinden alırım, tamam onun devamı öyle değil bir kere. Buradakilere yaparım dedim. Bu öyle değil, Allah kahretmesin ya. Burada hoşlandığın bütün erkekleri elinden alırım senin. Tamam eyvallah, bunu izlemiş gelmişsin eyvallah. Biraz geç kocan yani. Senin yanında yatsa korkudan. Anladın mı? Korkudan yanına yaklaşamazsa. Kocan senin yanında yatsa korkudan yanına yaklaşamaz. Seninle uğraşırım, dışarı çıktığında da hoşlandıkları elinden alırım. Tamam budur yani, bu hakikaten bu tehdit budur yani. Bunu söylemek istiyorsun sabahtan beri. Ben dedim ki güzel bir kadınsın ama dedim Tolga... Seni gördüğüm günden beri sendeyim ben ya. Başka bir seviyesin sen. Keşke adını öğrenebilsek ya. Ne bileyim ben. Senin aklına gelen Erol ne? Olabilir yine adayete gir. Ben orada bir yutkunma sesi mi duydum? Allah kahretmesin. O neydi öyle ya? Onu duydunuz mu? Vallahi bile ökçeş tarlası gibi ses geldi oradan ya. Olabilir yine adayete gir. Oğlum o nasıl lan? Allah kahretmesin lan. 12 parmak bağırsağına kadar giden suyun sesini duydum ben resmen ya. Bu sesin aynısını bizim zamanında şey yapmıştı. Dur.
Aynı ses lan, birebir aynı ses çıktı ha. Şu an konuşuyoruz, tanıyorum. Tanışmaya çalışıyoruz. Biraz böyle bir alevler var. Alevler mi? Nerede? Zamanla göreceksin ama farklı göreceksin. Neden o kadar zamana bırakacaksın ki? Farklı bir hissiyat var gibi. Onun birazcık peşinden gitmek istiyorum çünkü... Zort! Hani Yeliz benim için şu anda daha farklı bir boyutta olduğu tamam. için... Tamam. Yani neyini beğendin Yeliz'in? O yüzden nasıl? Ya, sana ne kardeşim, bir şeyini beğendik işte, Allah Allah, sana ne ya? Yeliz daha böyle şey geliyor ya. Ölsem bile seni yıkar yani, anladın mı? Bana öyle geliyor biraz. Daha ölsem bile seni yıkar mı? Çağrı, gözünü seveyim yani, hani hani evlilikten gerçekten beklentin öldükten sonra karının götüne pamuk tıkaması mı ya? Kurbanım sana ya Çağrı ya. Senin için bir şarkı açıyorum mesela şu anda. Ver müziği. Ver müziği. Sessiz kaldım ya. Sessiz kaldım ya. Çok yani. Teşekkür ederim. Gerçekten başka bir şey daha dilemişsin. Bak o da geldi. Kalbin çok temiz. Ya Çağrı, helal olsun sana ya. Şeyda Nur sana o kadar yanlamasına rağmen hiç yüz vermeyip kızı çikolata getirmiş ya. Kızı çikolata getirmiş benim Çağrım ya. Şey içer mi? Ama Çağrı. Yani Çağrı ama sana kurbanım yani, böyle oturacağı da mesela. Eyvallah Çağrı. Yani seni seviyoruz. Çemiş gezik yaylası gibi yaymayalım, kurbanım sana. Öyle oturacağı da şöyle otur direkt Çağrı. Sensiz kaldım ya. Sessiz kaldım ya. Yara bandı takmaya devam. Yara kaldı. Seviyor mu beni? Seviyor mu beni mi? Hayır. Adam akıllı söyle. Seviyor mu sevmiyor mu? Hayır. Hı? Ya Oğulcan, sen hayır deniyorsa bir götünü dön, tüvörkünü at git Allah'ını seversen ya. Bir yani kızla oturacaksın karşı karşıya. Mesela konuşuyorsun ya mesela arkadaşlar. Seviyor mu beni? He? Seviyor mu? Hayır. Siktir git. Çat çat çat. Devam. Bu işin şekli budur anasını satayım ya. Hani bunu kadının da böyle yapması gerekiyor, erkeğin de böyle yapması gerekiyor ya. İçin evet. Büyük ama Cansel için. Seni korumadığım için 35 numara. 35 numara mı? Yeliz'i çağırdığım için özür dilerim. Acaba Oğulcan'ın ayağı kaç numara? Tepkilerim küçük olduğu için özür dilerim, öyle söyleyeyim. Sen de ayakların küçük olduğu için özür dile. Kaçtı bir daha hatırlat. Tamam. Twerk var. Twerk mi? Twerk yaptığım için özür dilerim. Oğulcan, ben sana ya sigma erkek kurallarını 35 kere verdim yavrum ya. Twerk'ü karşı cinsten önce atmazsan karşına geçip gümbür gümbür twerk'ü atar devam ederler. Bu kadar basit. Ben sana az önce taktiği verdim. Ha, sade poğaçam benim. Bak patlattı twerk'ü. Ver coşkuyu. Şeyda, hediyeyi öğrendin. Gala da verdin değil mi? Yani, o yüzden mi? Evet, pregala olacağını düşündüm. Anladım. Pregala mı? Pregala arkadaşlar, yani bebeğin ön gösterimi. Onu... Baby shower. Gereksiz. Zorlanacaksınız, onu yani söyleyeyim. Yani gözler üzerinizde. Şöyle 23 uğurlu rakamıymış sanırım ve... Ablacığım 23 rakam değil bir kere. Of. Olabilir, 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 olabilir. Olabilir oğlum, olabilir. Lan kakız, yayında mısın sen? Lafı bak çevirme. Tabii ki de biz içten içe sevgiliyiz. Sevgiliyiz zaten, aramızda kalsın. Sevgiliyiz ama... İçten içe mi sevgilisiniz? Aranızda kaldı şu anda gerçekten bayağı. Dur bakayım, aramızda kalsın diyor gene arkadaşlar. Aramızda kalsın. Evet, tabii ki de biz içten içe sevgiliyiz. Zaten aramızda kalsın. Tamam, aramızda kalsın. Dinlemiyoruz arkadaşlar. Kapatın gene kulakları. Gene konuşuyor. Sevgiliyiz ama... Ha, dur ben dinlemiyorum. Dur kapatalım sesi. 293 bin kişinin izlediği programda aramızda kalsın tarzında mesela yorumlar yapabiliyorsun falan. Eyvallah da... Sen bir de TikTok'ta canlı yayın açınca sana mesela baston şekeri yollayan bir lobi var ya ülkede. Ya bunları biz nereye tıkasak ya? Yani en azından bunları bir seçim döneminde bir yere saklasak ya. Bir süre. He? Şöyle 1-2 gün seçim döneminde ya. O seçim döneminde 1-2 gün bir saklasak onları. Sonra tekrar çıkartırız. Vallahi bile. Şöyle 3-4 gün bir depoda tutalım onları. Sonra tekrar çıkartırız onları. Hı. Bu arada burada Fatma Fatma var'a selamlar. Artı Ankara içi pasifleri. Bazen... Yanlış konuşuyorum. Bak bunun için özür dilerim. Dün onun için... Burada ne yaşanıyor ya? Orada ne yaşanıyor ya? Şuraya... Oğlum TikTok mu çekiyorsunuz orada? Ne yapıyorlar orada? Olabilir, 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 olabilir. Şu görüntü kadar saçma bir görüntü var orada, Allah kahretsin ya. Lan kakız! Dünkü olay olduktan sonra ben bunların hepsini görüyorum. Kadınlara karşı güzel davranmamışsın. Seninle bunu ben de konuşup yaptığın şeylerin hoş olmadığını da söyledim. Evet. Ama benim düşüncem böyleydi ve bu şekilde tanıdım. Ben bunların hepsini görüyorum. Kadınlara karşı güzel davranmamışsın. Seninle bunu ben de konuşup yaptığın şeylerin hoş olmadığını da söyledim. Evet. Ama benim düşüncem böyleydi ve bu şekilde tanıdım. Ben dans ettikten sonra hiçbir şey yok zannediyordum. Çünkü ben dans etmeden önce hani birbirimize aşkım falan yoktu biz makyaj yaparken. Dans ettikten sonra hiçbir şey fark etmedim. Bir anda bu olaylar oldu. Zerre korkmuyor.
korkuyorum. Zerre mi? Kim samimiyetsiz mi buluyor beni? Zerre umurumda değil. Tamam korkmuyorum. Dışarıda da bir hayatım var. Zerre umurumda değil. Yalan umurumda değil. Yalan da hiç kim. Bak dinleyin bir saniye dinleyin ama. Tamam korkmuyorum. Dışarıda da bir hayatım var. Evlenmek tabii ki de istemem. Kim ister? Ama ben bunu evlenmek için yapmadım. Beğendim ve tanımak istedim. Olay bu. Kızlar beni samimiyetsiz buldu. O gün de söyledim. Bu kadar üst üste bu şekilde gittiği için belki öyle düşünebilirler dedim. Ama ben kendi niyetimi biliyorum. Aynaya bakıyorum. Hiç problem yok. Abi istediğinizi söyleyin. Ben sadece tanıyamayacak mıyım? Tanıyamam. Evlenecek miyim? Evlenirim. Umurumda bile değil. Anladınız mı? Strateji içinde konuşmadık biz bunu. Bir soru sor. Gelip çöker yalnız mı kılar? Dört yanımda taş duvarlar. Ya kral sen de her hafta sakin ol sakin ol diyorsun. Her hafta seni bekliyoruz. Hadi ne yapacaksan yap artık ya. Her hafta programa giriyorsun sakin ol diye beni tehdit ediyorsun. Ne yapacaksan yap artık hadi. Vallahi billahi ya. Ökkeş derisini giymişsin üstüne 3 bölümdür geziyorsun anasını satayım. Bir ne yapacaksan yap artık da bir görelim ya. Her bölüm aynı harekettesin ya. Yine yükseldim Sedat'ım benim ya. Hadi sana bir tane pozitif ay attım. Vallahi beni yükselttiğin için sana bir tane pozitif ay atacağım lan. Beni sinirlendiren insanları çok seviyorum. Hayırdır? Okula beni mi vuruyorsun Çağrım? Sen ne varsa bizde de var. Hayırdır? Gel. 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 Hadi. Hadi. Kehri var. Sinirlendirmeyin beni. Daha çok yolum var. Çünkü bu kadar herkesten oy toplamaya çalışırsan kaybedersin diyorum. Sen kendi yoluna bak. Benim sinirlerimi bozma. Tamam mı? Benim sinirlerimi bozma. Ha? Sensiz kaldığım yer... Seksiz kaldım yar be. Benim sinirlerimi bozma. Sensiz kaldım ya. Sessiz kaldım ya. Robot beni dinler misiniz? Robot beni dinler misiniz? Sensiz kaldım yar. Seksiz kaldım ya. Sensiz kaldım ya. Sessiz kaldım ya. Ben küçük bir hediyem var. Onu vermek istiyorum ve kızlar evine gitmek istiyorum. Gidebilir miyim? Oğlum sen ne kadar saygılı bir insansın hakikaten ya. Ha? Sen yani mesela utanmasan ya Allah kabul etsin burada kazayı da kılarsın ha. Aa şey orada değil. Gidemez mi? Gidebilir mi? Gidebilir mi? Gidemez. Hadi git. Siktir git. Hey robot. Efendim? Hey Siri. Buraya mı konuşmam lazım? Hayır, hayır. Hey Çağrı gel buraya. Küstü sana görmez. Gel buraya gel buraya. Ne kadar ayıp bir şey. Gel buraya. Senin için. Kehribar bacı. Öyle. Hadi git. Teşekkür ederim. Beni kattın mı? Peki Tolga da benimle gelebilir mi? Yok. Şimdi Tolga da seninle gelmek istediğiniz sen de gidemiyorsun mesela. İkiniz de burada kalacaksınız. O da... O da mı? Yok salon. İkiniz de buradasınız. Yok. Gidemiyorsun. Otur. Hadi git lan git sen de git Allah kahretmesin Johnny Bravo. Git. Yes be hadi gidelim. Lan kakız. Ya canım normal konuşamıyor zaten. Bu benim fikrimdi ama ya. Hangisi mektup mu? Hayır çıkma teklifi benim fikrimdi. Ben teklif etsin istemiyorum. Çıkma teklifi benim fikrim niye çalıyorsun? Aaa. Benim fikrim niye çalıyorsun? Allah kahretmesin bulduğum fikre bak fikir insanı. He? Fikir adamı, alim, müellim. Ulan 1998'de zaten kanun hükmünde kararlandı çıkma teklifi kaldırıldı. Çıkma bunu teklifi sayma. Ne oldu? Çıkma teklifi. Sen bana çıkma teklifi edeceksin. Çıkma teklifi etmeni ama bunu çıkma teklifi edeceksin bana. O? Çıkma teklifi. Çıkma teklifini hak ettiğini düşünüyorum. İyiyiz. Mutluyuz değil mi? Ama çıkma teklifi etmen gerekiyor tamam. Tolga. Ama çıkma teklifi etmek... Lan kakız! Boş ver ya. Görüyor akşam musun? Rahat diyelim kimse diğer konuşuyor. Taraf. Bir kere de doğru oturtun şunu be kardeşim ya. Yeter artık. Ne abi hamburger mi yiyorsun Ökko? Şunun doğrusunu bil. Bir dakika bir dakika böyle değil mi? Hayır. Kameraman yiyor ya. Otur. Kalpten çok Allah kahretmesin şu katır götüremez dedi bu daha çok ya. Kalpten gözden görmüyor şu an ekranı. Oturdu mu? Gözüm gör. Oldu. Ay lütfen kedimin takibini yapma. Güçlü böyle yumruğunu vursun masaya, adam istiyorum dedikçe. Masaya niye vuruyoruz ben anlamadım ki. Bana vurmayacağına göre. Bana vurmayacağına göre. Buradan dayılanmak kolay. Bundan sonra ver ha. Şu tarafa bakmayın. Oğulcan sen bir sertleşiyorsun, bir ponçikleşiyorsun. Oğulcan sen var ya, ilişkilerde tam olarak şusun usta ya. Ben gay miyim acaba? Yeah. Maçoyum lan.
Estetmeyin lan milleti. Oğulcanım sen sürekli böyle bir gel git içerisindesin. Kurbanım sana ya. Yarın girsene ortaya kadar. Hızlı gireceğim. Girince alışıyorsun. Kanka burada durunca köpürüyor. Arkadaşlar bu şey işte Türk örf ve adetlerine göre havuza giriş. Oturak ayağımıza masaj yapsın. Geliyorum ha ben de. Yani programda her şey normal. Programda her şey normal arkadaşlar. Bir tek havuza girmemiz anormal. Burada basma yeri var orada yok. Aynen. Ay zilerim. Herkesten duyuyorum. Yorum yok. Konuşursam çok ağır konuşurum. Konuşursam çok ağır konuşurum. Serdar senin oynayışın daha çok neye benzedi biliyor musun? Hani böyle toplum içerisindeyken otobüste falan filan mesela götünün çatalı kaşınır ya mesela. Böyle tatlı tatlı kaşınır da orası böyle hani hattır huttur orayı kaşıyamazsın ya böyle hani. İki tane lobu birbirine çarptıra çarptıra mesela orayı kaşımak istersin ya. O yaşanıyor şu anda biliyor musun mesela? Yap bakayım. Serdar'ım senin ikisi direkt o gibi ya. Aa, buradan gelmedi. İzleyip gelmedim. İzleyip geldim. Ama sen de şu saçlarını artık orada da ayırmaktan ne zaman vazgeçeceksin? Kurban olacağım sana. Sedat daha. Ne saç bu sabahtan beri ökkeş yaylası gibi vallahi bile 35 kere yapıştırdın o saçları. Yeter kurbanım sana bırak artık şunları. Diyorum onu farkındayım. Ben kimsenin gazına gelip de şey yapacak bir insan değilim. Abla şimdi gazını vallahi billahi gazını sıvısını katısını boş ver de kurbanım sana ya. Salmayacak mısın şu saçları artık ya? Ne sen saçlarınla oynadıkça benim aklıma sürekli şu sahne geliyor biliyor musun? Sen gel bakayım benimle. Gerçekten mi? Sebebini de sorma mesela anlık. Sen iste kısmetse olik. Sen yeter ki sev kısmetse olik.